Tekrar herkese merhaba. Bu yazımın başlığı da proje yazmak ve kamu projelerinin yönetimi. Bu yazıyı yazarken referans aldığım şey kamu kuruluşlarında yapılan eğitimler aslında. Proje yazmak adı altıyla yapılan eğitimler. Hem o eğitimlerin içeriklerinden bahsedeceğim bu yazımda hem de kamu kuruluşlarında proje yönetirken yaşanan zorluklardan en azından gözleme dayalı olarak çıkardığım bilgilerden paylaşmaya çalışacağım. Yazıma geçip seslendirebilirim. Son 10 sene içinde, ki ben bu yazıyı yazdığımda o son 10 senenin içindeydik. Şöyle kırmızıyla devam edeyim. Ülkemizde proje sayılarının artmasıyla birlikte proje yazma kavramı ortaya çıktı. Özellikle kamu kuruluşlarında proje planı hazırlama ifadesi yerine proje yazma ifadesi daha çok tercih ediliyor. Kamu kuruluşlarımızda proje yazma konusunda Avrupa Birliği mevzuatına uygun eğitimler verildiğini gözlemliyorum. Fakat proje yönetimi konusunda yeterli bilgi artışı ne yazık ki aynı miktarda gerçekleşmiyor. İşte benim burada vurgulamak istediğim nokta burası. Herkes proje yazıyor. Proje yazmaktan kasıt o projenin hedeflerini ortaya koymak. Aslında bir yerde proje planı hazırlamak. Fakat o planı hayata geçirmek konusunda yeterli bilgi birikimi ne yazık ki yok. İşte devam edelim. Projeyi yazan kişi onu öyle hazırlayabilir ki fonu alırken veya yönetimi ikna ederken hiçbir zorluk yaşamaz. Çünkü orada dikkat edilmesi gereken bir takım anahtar kelimeler var. Anahtar kelimeleri yerine yerleştiriyorsunuz. Zaten belirli şablonları var. Önceden yazılmış. Bazıları artık kopyala yapıştır şeklinde gelmiş durumda. Fakat gelen fonu, bir para gelecek projenize eğer kabul edilirse, o proje içinde etkin bir şekilde yönetebilmesi gerekecek. Kimin bu projeyi yazan kişi eğer proje yönetimi olursa. İşte bu noktada proje yönetimi başlıyor. İlk soru şu. Proje yöneticisi yani proje yazan kişi projeyi yönetmek için gerekli yetkiye sahip midir? Yetki burada önemli. Yani bir kamu kuruluşunda çalışan bir memurumuz kendisinden daha üst mevkide bulunan amirlerine veya aynı seviyedeki bir başka birim elemanına iş atayabilecek midir? Şimdi proje yönetiminde matris organizasyonlar tanımlanır. Matris organizasyonda ise ast-üst ilişkisinden ziyade, şirketin hiyerarşik ilişkisinden ziyade projeye özel bir ekip görev atanır. Proje yönetimi orada ekibine iş atayabilir. Şimdi daha da zor olan bir nokta var. Ya proje farklı kamu kuruluşlarının organizasyonunu içeriyorsa, o zaman bu görev atama nasıl yürüyecektir? Proje yazarken bunları çok kolay olacakmış gibi yazmak mümkün. Fakat mevcut devlet hiyerarşisi içinde projeyi yönetmek yazmaktan çok daha zor olacaktır. Mevcut hiyerarşiden kastettiğim o fonksiyonel yapının devlet içinde yerleşmiş olması, emir komuta zincirinin kolay kolay değişememesini aslında kastediyorum. Şimdi bir diğer sorun da tabii ki işin sahiplenilmesi konusu. Fonksiyonel organizasyon yapısının doğası gereği proje işleri çalışanlar için çoğunlukla ek iş yükü olarak gözükür. Nereden çıktı bu proje? Bir de bunu sardılar başımıza şeklinde söylemler ortaya çıkar. Çünkü o projede fiilen görev almanın kendilerine getireceği bir fayda yoktur veya hissetmezler. Veya faydadan yararlanamayacaklarını düşünebilirler. Yani evet çalışacaklar ama fayda var da kendilerine bir etkisi olmayacak diye düşünebilirler. Eğer yine birden fazla kamu kuruluşu projeye dahil oluyorsa işte o zaman projenin sahiplenilmesi daha da zorlaşır. Projeyi bir kurumun üzerine yıkma eğilimi gelişebilir. Bu tabii illa böyle olacak anlamı da söylemiyorum. Bunu deneyimlerime dayanarak, gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Bu tip durumlarla karşılaşılması projeleri başarısızlığa götürüyor. Proje sponsoru kim olacaktır? Bu da önemli bir karakter proje için.
Yine birden fazla kamu kuruluşunun dahil olduğu projelerde projeyi sahiplenecek, politik destek sağlayacak kişi kimdir? Politik destek sağlayacak. Ve yetki seviyesi ne düzeydedir? Proje sponsoru olan kişi bu konuda ne düzeyde bilgiye sahiptir? Sponsorluk ne anlama gelir? Sponsor olan kişi hangi proje planlarını takip etmelidir, kontrol etmelidir, bununla ilgili bilgiye sahip midir? Proje yöneticisine nasıl destek vermesi gerektiğine dair fikri var mıdır? İşte bu gibi bilgilerin yeterince anlaşılmadığı durumlarla karşılaşıyoruz. Mesele sadece proje teklifini yazıp fon sağlamak olmamalıdır. O projeyi başarıyla tamamlamak sonraki fonların gelmesi için de güven oluşturacaktır. Sonuçta belki hibe fonları geliyor veya krediler belki alınıyor. Fakat başarıyı görmezse parayı sağlayan sonraki projeler için herhangi bir destekte bulunmaz. İşte bu yüzden paydaşlar arasında proje yönetimi açısından ortak bir bilinç oluşturmadan proje yönetmek başarı şansını azaltır ve sonraki daha yüksek meblağlı fonların önünü kesebilir. Buraya bir son söz ekledim. Bakınız, proje yazma eğitimi, yani proje yazma diye bir eğitim var. Evet, bu yeterli değil. Evet, fonu sağlarsınız belki ama proje yönetimi eğitimi sadece kendi kurumunuzun projede çalışacak elemanlar için de değil. O kurumun sponsorluğunu üstlenecekse o proje içinde üst yönetim veya sponsor kim olacaksa veya projeye bir şekilde dahil olacak bizim paydaş dediğimiz olumlu veya olumsuz etkilenecekler kimlerse onlar, onların da proje yönetimiyle ilgili bir eğitim alması gerekir. Buradaki amaç ortak bir dil oluşturabilmek. Proje yönetiminin planlama kısmının yanı sıra yürütme ve kontrol kısmının da etkin bir şekilde yapılıp projenin fonunun doğru yerlere harcandığını raporlayabilmek gerekiyor. İşte bu fon sağlayan kuruluşların güvenini arttıran bir yaklaşımdır. Ama bu nasıl olacak? Herkesin aynı dili konuşmasıyla ancak mümkün olacaktır. Bunun için de eğitimlerimize bekliyoruz.